Bugün bayram, erken kalktın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Çok güzel. Elimizde tarla kır çiçekleri. Hoş geldiniz. Merhaba, sağlık efendim. Merhabalar. Tekrardan hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim size de. Hoş geldiniz. Bilten Hanımcığım, Bedir Hanımcığım hoş geldin. Evet, bayram sofrasında buluştuk. Şark sofrasına hoş geldiniz. Doğal bir sofra bizi bekliyor. Ya. Organik. O kadar organik. İçim rahat geldim ki Zübeyde ablacığım. Ya. Hangi mi diyorsun? İçim rahat? Bugün sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Her şey organik olacak. Hadi öyle bakalım. Diyormuşuz. Şimdi artık ürünün altından aşağıda brokoli çıkıyor size. Evet. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Çok masama. Teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İnşallah memnun bir şekilde buradan ayrılırsınız. İnşallah. Ümit ediyorum. Şimdi hazırsanız bunu artık kaldırabilir miyiz? Kaldır. Bu arada hiç kimse sormuyor neden örtüyle karşılaştık. Yani. Sürpriz bu meraksızlığınız beni örtüyor. Sürpriz. Toz olmasın diye falan mı? Şarj projesi olmuş dedim mi? Zübeyde Hanımcığım titiz olduğu için tozlanmasın diye bence. O zaman hep birlikte. Bir, iki, buyurun üç. Buyurun efendim. Haydi bakalım. Yani... Bu mudur yani? Ne bekliyordun? Noel Baba mı çıkacak içinden? Ben söyledim sana ama. Örtmüş ama lekeler bir şeyler var burada. Tozlanmasıdır hemen şuradaki bardaktaki lekeyi gördüm yalnız Zübeyde Hanımcığım. Demek ki yeterince titiz değilmişiz efendim. El izleri var bak evet, sen tamam, söylediğin şeyleri yaşıyorsun. Tek kadının üstüne. Tamam silerim. Ama gerçekten heyecanla ben de dedim ki ne çıkacak buradan? Yani hayal kırıklığı. Gerçekten. Ama yani Zübeyde abla yani. Hangi hayal kırıklığı? Yani bir şey bekledim altında. Ne bekleyebilirsin ki? Ne bileyim, herhalde değişik bir sunum var dedim. Herhalde farklı bir sunumla bizi karşılayacak. Ben size söyleyeyim. Sofra bezini sermendeki maksat neydi onu anlayamadım. Tozlanmasın diye. Ama tozlanmasın olmuş diye. Farkında mısınız bakın? O kadar şeyler orada var, şeyler var. Siz dün herhalde Bilden Hanım'kini görmediniz. O kadar yani, vardı ki hiç sesinizi bile çıkarmadınız. Yani örtmüşsünüz ama bir kaydı sağlamamış. Yok söyledim ben. Dökülmüş. Söyledim hijyenik peki, değildim. Peki Emine Zübeyde Hanım'a cevap verecek mi? Bak, buyurun. Dünkü masaya hiçbir şekilde şey yapmadınız, olur müdahale canım, etmediniz, neden? demediniz. Neden ben demediniz? Yargılanması gereken yerleri söyledim. Masam o kadar muhteşemdi ki demek ama, ki o fark edilememiş Zübeyde Hanımcığım. Ama toz içindeydi. Ama sizde böyle bir yorum hatırlamıyorum. O plastikleri tozları doluydu yani masanın üstünde. Doluydu. Evet evet. Dün Emine Hanım'ın gözü kulağı her şeye kapalıydı o yüzden hiçbir şey söylemedi. Şimdi siz yüksek puan verdiğinizde ben size ses etmiyorum. Neden benim vermem bu kadar rahatsız çünkü etti anlayamadım. Çünkü haksız yere veriyorsunuz. Kesinlikle ben bir şey söyleyebilir miyim? Haksız yere siz de vermiyorsunuz. Kadir Bey. Ben gayet normal maalesef. Hakkında puanlar verdim. Ben bu yarışmada, sadece hakkaniyetli puan veren tek kişi benim biliyor musunuz? Hayır benim. Tabii ki. Dünkü hayır. dünkü benim masam bu hafta değil. Tüm bence tüm diyorum of. Tüm yarışma boyunca şaşalı olan tek asla masaydı. Darmadan bir neyi masaydı. Darmadağındı yani. Neyi darmadağındı yerinde Allah aşkına. Darmadağındı yetiştirememişsiniz. Nesi darmadağındı ne yetiştirememişim. Çatalın kaşın sadece yeri çatalla, belli değil. Sadece çatalla bıçağı yetiştiremedim. Geri hayır, kalan kısımda hayır, sunumlarım sadece masa mı? Sunumlarım sadece masa mı yani? Sunumlarım da karışıktı. Nasıl karışıktı? Menünüz de çok karışıktı. Ara sıcaklar en azından tertemiz ara tabakla. Ara sıcak, ya sadece ara sıcakmış yok mezeymiş yok bilmem önden hayır, gelmiş. Kendinizi kurtarmak için hemen ne ana yemeği çeviriverdiniz. Yemekle hepsini de beğendiniz maşallah. Lop lop yediniz. Hepsi gayet güzel oldu. Puanımı. Zübeyde Hanım beğenmeyen bir hafta boyunca Zübeyde Hanım bile beğendi. Gayet iyi gayet güzel elinize sağlık. Elinize sağlık puan 1. Kusura bakmayın. Hayır, hiç kusura bakmayın. Ben hayır. Sizden Dilek Hanım'a geçtim. Kusura bakmayın. Hararetim hala sönmedi. Hararetim akşamdan beri dinmedi. Çünkü ben dünkü masayla değil bir kati surette o bir puanı kabul etmiyorum. Haksız ben de çünkü beşi kabul hepiniz etmiyorum. Beni kıskandınız. Hepiniz beni kendinize neyi rakip gördünüz. Peki niye kıskandılar? Kadir Bey değil 10 parmağımda 480 tane marifet olduğu için bunu kıskandılar. Çünkü her alanda bakıyorlar ki bu süslü kadın yemek yapmaz. Yaptım mı yaptım. Pratik bir şekilde yaptım mı yaptım. Biz sunumlarımla görmedik ki sizin güzel, pratikliğinizi sizlere, nereden bilelim? Bakın kapıdan girişinizden beri hiç kimse tokalaşmadı ve öpüşmedi bile. Ben hepinizi samimiyetle karşıladım. Üstüne üstlük sunumlarım gayet iyiydi. Tertemizdi. Daha ne? Ne? Bir, bizimkiler üç. Kirli mi yani? Bedir Hanımcığım sen de beni kendine rakip gördüğün için hayır senden efendim. Daha güzel hayır, masa hayır. Hazırladığım tamam. için bir hiç kusura bakma kabul dinler etmiyorum. Dinler tabii dinliyorum. Misin? Tabii. Röportajlarda da dedim. Vildan Hanım'dan çok güzel bir masa bekliyorum. Çok güzel de bir menü bekliyorum dedim. Hı.
gördüğüm vasattı. Nesi vasattı? Bir tek kaşıkla çatalın yeri yanlış mı yeme? Olabilir buydu, insanlık hali. Heyecanımız var. Ya yanlış koyabilirim. Çok belliydi. Hepsi ayrı ayrı yerdeydi. Kimisine ama iki kaşık koymuşsunuz. Kimisine hiç koymamışsınız. Bak bardağında tamam, bir leke var. Yetiştiremediğim tek şey çatalla kaşığı yanlış koymuşum. Burada 10 parmak var. Bir saniye Emine'cim geleceğim şimdi. Bir hararetleri bir geçsin Zübeyde abla. Az dur bir hararetleri bilsin. Ağzım kurudu biliyor musunuz? Ya yemin ediyorum. Ama masaya öyle bir giriş yaptınız ki. Kadir Bey, birliği hak ediyor muydum ben? Beşi de hak etmiyordum. Dün de zaten o konu hakkında konuştum. Var en azından artı sana verdiğim puanı verseydin bari en azından. İki tamam verseydin ya birlik kusura bakma. Biri neye verdin? Burada kısa bari sıfır vereydin. Yani ki seni zaten verdiğim puanı kale dahi almıyorum da. Yani İmkan en azından dün akşamdan beri hararetiniz hiç inmemiş. Nasıl evet almadınız? Doğru inmedi. Çünkü hak etmediğim bir puanı verdiğiniz için. Bence hasretliğinizden ve kıskançlığınızdan. Sizin yaptığınız her şey hazırdı. Ben bunu kabul etmiyorum. Tamam. Yaptığınız her peki, şey hazırdı. Peki bir puanı sadece hazırdı. Neyi hazırdı ya? Sıfır veremiyorsun. Bir tek ekmeği ben hamuru yoğurmadım diye mi hazırdı? Dilek saçmalıyorsun herhalde. Her şeyiniz şaka mısın sen? Her şeyiniz sen? Pratik. Ne sadece pratik? Emek yaptım ben orada. Krebi yaptım. Yani sen yemek yapmışım her şey pratik. Siz krep yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Allah ne yapmışsınız biliyor musunuz? Ne yapmışım? Siz dün yoğurmamışsınız. Siz dün sadece et kavurmuştunuz. Başka hiçbir şey yoktu. Ciddi misin gerçekten Dilekçim? Gerçekten başka hiçbir şey yoktu. Sen nerede yaşıyorsun Dilekçim? Dün o kadar pilavı gökten böyle bir anda geldi. Ama pilav geldi. Ki soğanını kavurmamışım. Zeytinyağlı. Şey onu öyle tutun. Bu kadar hazır, bu kadar olmayan yemek varsa Emine neye 5 puan verdi? Emine Hanım pazartesi kendi puanı aldıktan sonra hiçbir ne Bedirhan Bey ne bana puan vermedi ya. Bizim toplayıp Vildan Emine'ye kaç puan verdi? Vildan 3 puan verdi. 3 puan verdi. Evet. Vildan pişman mısın o 3 puandan? Fazla verdim bence. 2 puan verebilirdim. Çünkü yemekler çiğdi. O zaman hakaniyetten bahsediyorsunuz ya. Şöyle söyleyeyim. Niye pişman? Keşke ilk günün morali bir aslında. Birazcık da dedim hani moral olsun. Birazcık da aslında 1 puan fazla. Yani çok da şey değil. Bir puan çünkü her şey bir puan her şeyi burada değiştiriyor Gülden Hanım. Keyif benim keyfim Bedirhancığım. Keyfinize göre değil burada. Keyfime göre. Nasıl Dilek Hanım keyfine göre verdi. Çünkü dünkü benim masam birlik değildi. Canı öyle istedi. Ama siz Dilek Hanım'a söyleyeceksiniz. Hakkaniyet. Peki bir şey diyeceğim. Yani Vildan Emine'ye 2 puan verseydi dün o 5 puan gelir miydi Vildan'a? Bana inat yine gelirdi o. İlk gün kendisi beceremedi. Benden de hiçbir şey beklemiyordu. Zaten genç yapamaz falan diye hepsi öyle konuşuyordu benim peki, hakkımda. Peki Emine habire diyor ki baklava yaptım, içli köfte yaptım, 3 tane ağır yemeğim var. Ağır olması önemli değil. Ben başından beri uyumu konuşuyorum. Uyum ve tadı konuşuyorum Kadir Bey. Peki Emine'nin yemekleri lezzetli bir şekilde önüne geldi mi? Değildi. 3 ağır çeşidi. Hayır değildi. Ben olanları da söyledim. Beğendiklerimi verdim puanımı 2'ydi. Hakkı oydu. Peki Vildan'ın 2 puan vereceğine ne diyorsun? Bak pişman olmuş 3 puan vereceğine. Doğru. Ona ne diyorsun Emine? Ben bizi dün memnun etmek için çok uğraştı. Ben o yüzden verdim. Ben pişman ben değilim. Ben daha çok uğraştım. Niye demesi deriniz? Gerçekten beni Emine şaşırttı. Emine Hanım hediyelere puan verdiğini ilk defa sizde de 1 puan hediyeleri ver. Ama 1 puan diyorsunuz puan, hala. Ya 1 puan her şeyi değiştiriyor. Bir şey söyleyeceğim. Elleriyle bizi yaptım de dedi farkındım. Değil mi? Şimdi 1 puan bir kazanabilir. Hediye yaptım. Şimdi elleriyle hayır yaptım dediği için. Bak benim de ellerimle yaptığınızı gördünüz. Kusura bakmaydı. Benim masam 5'lik masaydı. Hayır. Hak ettiğim masaydı. Ben lezzetlerim ve sunumlarımla. 5'lik bir masa buldum. Ben bile söylemiyorum. Siz nasıl o masaya 5'lik diyorsunuz? Neden bile diyorsun mesela? Nasıl yani? Ben kusura bakma Bedirhancığım. Ben o kadar güzel bir sofra kurduğum halde 5'i karşı sen yapıyorum. Sen eşini daha yeni aldığın şeyde ben senin yaşın kadar neredeyse bir ama gurme tecrüben var. Ama davet gelmişsiniz ya. Evet gurme tecrübe. Evet doğru. Hiç aynı bir şekilde. Ama neden? Hiç de gördüğünüz yoktu sizin yemeğinizde. Ben yani genelde hamarat olduğum ama için iki saat içerisinde yoktu. Hepsini dün yemek kamerada izleyeceksin Dilekçim. Hepsini ama çatır çutur da gayet güzel keyifli hani bir şekilde yedin. Hani böyle hamarat olduğunu göstermedi. Geçmişe peki mazi, geleceğe niyazi. Kapatıyorum dünkü konuyu. Şey bak yemeklerin arada yine konuşuruz. Hiç tamam anladım. O ona cevap veriyor muzu gideceğim. Ama masa dağılmadan sormak istiyorum çünkü. Sor bakalım. Benden hariç kimsenin masasında parmak ölçülerini göremedim Bedirhan Bey'in. İlk gün ben zaten açıkladım. Ne dedim? İşte iki parmak burada boş kalacak. İki parmak burada, iki parmak burada. Genel olarak da ben ne sonraki günlerde de aynı şeyleri papağan gibi tekrarlamak istemediğim için genel olarak dağınık diye buldum uyumdan mesela. Uyumdan bahsettim. Peçeteyle çiçek uymuş mu? Benimkine laf uyum, etti. Menü bekliyorum uyumu ki bunları ablacığım. Söylesin. Menü söylemiyor uyumu hiçbir şey. Menü uyumu. Menü. Menü uyumlu mu şimdi? Değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.